Beta Group Yapı Market sezonu açıyor. Sektörün önde gelen markalarını 2013'ün en moda tasarımlarını yılların tecrübe ve güveniyle birleştiriyor. Uygun fiyatla siz Balıkesirlilerin beğenisine sunuyor. Size özel yerli ve ithal parkeler, ankastre ürünler, çelik ve Amerikan kapılar, armatürler, seramik ve fayans çeşitlerini tüm kredi kartlarına 12 ay taksit ve ücretsiz servis montaj imkanları ile bulabileceğiniz Beta Group Yapı Market, Eski Kepsut yolu numara 19'da. Telefon 244 55 69 244 55 79. Bu deneyi 3 arkadaşımla birlikte yaptık. Bu deneyinde amacımız dünyanın küçük çaplı modelini yapmaktı. TÜBİTAK Bilim Fuarı kapsamında Ziraat Bankası Fen Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu birbirinden ilginç projelerin sergisi açıldı. Bu elimdeki sıvı azotu. Sıvı azot dediğimiz şey eksi 180 derecede ve parçaladığımız yaprakların üstüne döktüğümüz zaman yapraklar daha küçük hale geliyor. Şöyle döküyorum şu anda. Çeşitli kimyasallar dökülerek saf DNA'yı elde edeceğiz. Evet. Vali Ahmet Turhan'ın açılışını yaptığı sergiye çok sayıda davetli katıldı. Öğrenciler biyolojiden tarihe, kimyadan beden eğitimine, fizikten felsefeye kadar hatta müzik, resim gibi derslerin de içinde bulunduğu birçok alanda projeler geliştirdi. Günlük hayatta da kullanılabilecek pratik çözümler üreten genç beyinler, çevre duyarlılığı konusuna da oldukça önem veriyorlar. Proje koordinatörü fizik öğretmeni Erkan Acar ve öğrenciler proje hakkında bilgi verdi. TÜBİTAK'ın okullara göndermiş olduğu bir yazıdan sonra okulumuz proje çalışması, proje sergisi yapmak için gönüllü oldu. Balıkesir'imizde ilköğretim okulları ve liseler birer hafta arayla bu sergilerini ortaya koyuyorlar. İlk liselerde sergi açan biziz. Bütün okullar değil, TÜBİTAK'a gönüllü olan, gönüllüğünü beyan eden okullar açıyorlar. Balıkesir'de 5 okul bu işi yapıyor. Burada öğrencilerin projeleri var ve tamamen kendilerinin hazırladığı projeler aynen mi? Öyle. Evet, aynen öyle. Öğrencilerimiz kendi emeklerini, kendi bilgilerini ortaya koyan projeler gerçekleştirdiler. Matematik, fizik, kimya, biyoloji bütün derslerimizin projeleri var. Ben dedim ki acaba bu bitkilere hani bitkilerde daha net görebiliriz belki bunların zararlarını diye düşündüm. Ve gıda boyasını bitkiyi gıda boyasıyla suladım. Bir normal suyla suladım, bir de gıda boyasıyla suladım. Zaten farkı hani görebiliyoruz kendimizde. Niye bitkiler ışığa doğru yöneliyor? Sonra araştırdık ve oksin hormonu, bitkilerin büyüme hormonu ve oksin hormonunun düzensiz dağılmasından dolayı aslında bitkiler ışığa yöneliyor. Bunda da ışığa eşit aralıklarla döndüğü için, periyotla döndüğü için ışığı her yönden alıyor ve yönelme olmuyor, dik bir şekilde büyüdü. Ama bunu da camın önüne koyduk ve hiç ellemedik. O yüzden ışığa doğru yönelim hareketi yaptı.